İyi haftalar değerli izleyenler. 7 günde karşınızdayız. Gazeteci yazar Fikret Akfırat'la birlikte gündemdeki gelişmeleri konuşacağız, değerlendireceğiz. Bizden yaklaşık 1-1,5 saat önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına çıktı. Kabine toplantısı sonrasında işte günlerdir beklenen o 3600 ek göstergeyle ilgili kararlarını, programı açıkladı ve meclise bu hafta içerisinde yakın zamanda meclise göndererek yasalaşacağına işaret etti. Meclislerin geçtikten sonra yasalaşacağına işaret etti. Bütün memurları ilgilendiren önemli bir paketin olacağını aktardı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fikret Akfırat merhaba. Merhaba, iyi akşamlar bütün izleyicilerimize de. 3600 ile başladım çünkü çok evet. Beklenti içerisindeydi memurlarımız ve bu da işaretler önemli açıklamalar oldu. Kısa süre içerisinde sendikalarla biraz temas ettik. Havayı yokladık durum ne diye. Memnunlar. Evet. Beklentilerini karşılar nitelikte olduğunu da belirtelim. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onun ötesinde vurguları var. Şöyle belli başlı bazı noktalar var. Bunun üzerinde biraz yoğunlaşalım, konuşalım. Çünkü geçmişte de benzer vurguları yapmıştı ama şimdi bugün gelinen noktada sürekli işte enflasyonun geldiği noktayı biliyoruz. Dövizin artışının farkındayız. Türkiye'nin döviz sorunu yaşadığını biliyoruz. Kıtlığı içerisinde olduğunu en önemlisi biliyoruz. De hayat pahalılığı. Ve hayat pahalılığının çok ciddi evet. Şekilde arttığını. İşte her 2-3 günde bir akaryakıta zamların geldiğini biliyoruz. Bu da diğer ürünlerde tetiklediğini de biliyoruz. Yani hayat pahalılığına sebebi olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı şöyle diyor. Türkiye ekonomisinin belli çizginin üzerine çıkartmayarak burada kastettiği biraz ifadeler bozuk olabilir. İzleyicilerimiz daha iyi anlaması açısından üretimi kastediyor. Belli çizginin üzerine çıkartmayarak yüksek faizli yıllarımız heba edilmiştir diyor. Evet. Yüksek faiz eleştirisi yapıyor. Hem 20 yıllık AK Parti iktidarın öncesinde eleştiriyor. Aslında AK Parti iktidar döneminde kendi uyguladıkları programı da bir nevi eleştirmiş oluyor. Biraz öz eleştiri yapmış oluyor. Ne kadar çok adını söylemese de öz eleştiri yapmış oluyor. Ülkeyi yabancı tüketim ürünlerin pazarı haline geldiğine vurgu yapıyor. Burada diyor kazanan tuzu kurular oldu diyor. İşsiz ve açsız kalan, umutları törpülenen milyonlarsa diyor kaybedenler oldu diyor. Peşinden faiz konusunda yine ısrarlı açıklamaları var. Faizi artırarak zengini daha fazla zengin, fakiri daha fazla fakir yapan emperyalist finans kuruluşlarının dayattığı ekonomik reçetelerini biz artık bir kenara bıraktık diyor reçeteler evet. Diyor. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esaslı ekonomik modeli uygulamaya başlıyoruz diyor. Ve peşinden özetliye gidiyorum tabii ki. Biz diyor faizi arttırmayacağız diyor. Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi arttırmayacak. Tam aksine faizi düşürmeye devam edeceğiz. Benim derdim bu ülkede yatırımcı birinci derecede kamu bankaları eliyle, eğer özel sektör bankaları da katılırsa buna iyi olur diyor. Düşük faizle diyor kredi sağlasınlar. Biz de bununla istihdam sağlayalım, üretimi arttıralım, ihracatı arttıralım ve bununla beraber büyümeyi sağlayalım diyor. Evet. İşsizliğin de bu şekilde daha azalacağını örnek vererek bir de örnek ülke sıralıyor iki ülke. Çin ve Japon'un yani işte parasal genişleme ile beraber faiz indirimine gittiği ve paralarının değerini aşağı çektiğini belirtiyor ve bu fırtınalı günlerde kendilerini önceden fırtınalı günlere hazırladıklarını söylüyor. Evet. Bu açıklamalar aslında bakarsanız iyi açıklamalar ama şeyin ateşini indirmiyor. Çarşının pazarının ateşini de indirmiyor. Yarın anlaşılacak o. Yani nasıl olacağı çarşının pazarın ateşini zaten bir anda indirmesini beklememek. Bu açıklamalar iyi değil ya ondan dedim. Aslında yaklaşık bu 2 yıldır Cumhurbaşkanı buna benzer açıklamalar yapıyor. Berat Albayrak döneminden bu yana yapılan. Giderek daha pekişen, netleşen, daha sistemli hale gelen açıklamalar doğru. Denilebilir yani bu konuyla ilgili. Hani özetle esas yeni ekonomik model, hatta hatırlarsanız izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. İşte Çin modeli, Çin örneği falan diye bir tartışma da olmuştu. Özellikle bu dövizin dizginsiz artışı döneminde daha yoğun bir şekilde yaptığımız bir tartışmaydı Türkiye'de. Yani o zaman hükümet yetkilileri
başta Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bu konuyla ilgili açıklamalar yapmışlardı. Şimdi burada bu tartışma başladığından bu yana biz şunu söylüyoruz. Ulusal kanalda da, Aydınlık gazetesinde de ne diyoruz? Bu hayırlı bir tartışmadır. Yani Türkiye aslında şunu tartışmış oluyor. 1980'den bu yana özellikle içine girdiği ve dünya finans tekerleri tarafından yönetilen bir ekonomik modelinden kurtuluşun sancılarını yaşıyor. Aslında iktidar sahipleri, Erdoğan yönetimi de bu son açıklamayla bunu kabul etmiş ve ben bundan vazgeçiyorum demiş oluyor. Aslında daha ileri ifadeleri de vardı daha önceki yıllarda. IMF ile ilişkiyi bir tarafa bıraktık. 1960'lardan beri içine girdiğimiz modelden çıkıyoruz. IMF ile ilk yapılan anlaşmalardan 1946'dan bu tarafa içine girdiğimiz süreçten vazgeçiyoruz dediği açıklamalar da var. Yaptığı açıklamalarda dediği vurgular da var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Peki ne oluyor? Şimdi faiz burada en kritik tartışma konusu. Yani iktisatçılar da bu meseleyi tartışıyor. Fakat ana akım iktisatçılar her seferinde şöyle söylüyorlar. Yani geçmiş dönemin kalıpları içinde düşünenler özetle söyledikleri şu. Yani biz faiz indiriyoruz diyerek yapılmaz bu iş falan gibi bir şey söylüyorlar. Ve Türkiye'nin ihtiyacı faiz artışıdır. O yüzden faizi artırmak zorunda. Bu son dönemde çok özellikle bu kur korumalı mevduat hesabı uygulaması, yeni ekonomik model tartışmasıyla beraber yeniden canlanan bir tartışmaydı aslında. Ama şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki faiz artışına gitmeyeceğiz, faizi indirmeye devam edeceğiz. Faiz nedir? Faiz paradan para kazanma sistemi. Peki nedir bizim ihtiyacımız? Biz ne diyoruz? Türkiye'nin ihtiyacı üretimdir. Şimdi aslında sen de gidiyorsun, konuşuyorsun üreticilerle, sanayicilerle. Ben de tesadüfen bulunduğum ortamlarda da yaptığım konuşmalar var. Beraber gittiklerimiz de var filan. Ne oluyor, ne diyor şeyler bize? Üreticiler, sanayiciler. Üretici deyince herkesin aklına tarım üreticileri geliyor. Ama sanayicileri kastediyoruz. Sanayiciler şunu söylüyor. Tamam, asgari ücrete zamla yapılması lazım. Doğru. Ama önce üretimin desteklenmesi lazım. Yani üretimi destekleyecek bir ekonomik model tasarımı ihtiyacı bugün işçinin de, sanayicinin de, esnafın da, yani Türkiye'nin bütün toplumsal kesimlerinin üzerinde birleştiği ekonomik model haline gelmiş durumda. Bu nasıl yapılacak? Tartışma konusu bu aslında. Hükümetin bir model olarak bunu benimsiyor olması Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap veriyor denilebilir. Ek adımlar atılması lazım deniyor. Türkiye işte bu tartışma başladığından beri biz diyor, biz de hep bu programda da konuştuk. Türkiye'nin önüne kaçınılmaz olarak gelecek bunlar diye. Şimdi 26 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi herkes arttırmasını bekliyordu. Böyle çok konuşuluyor, evet. Faiz arttıracağı konuşuluyor diye. Hem ekonomi çevrelerinde hem de Ankara'da böyle bir hava vardı. Faizi arttırmadı, sabit tuttu. Arkasından Mahve İlmez şöyle bir tweet attı. Dikkatimi çektiği için okumak istiyorum. Dedi ki faiz düşük kalacak, kur yükselecek, cari açık fazlaya dönüşecek, yerli üretici ithalattan vazgeçip imalata dönecek, maliyetler ve enflasyon düşecek. Buraya kadar açık. Her şey diyor açık diyor. Peki diyor biz diyor niye döviz satıyoruz diyor. Döviz satıp bu kuru tutmaya çalışıyoruz diyor. Çok doğru bir soru soruyor. Evet. O yüzden doğru bir soru olduğu için ben Sayın Mahve İlmez ekonomist, kendisi iktisatçı, onun üzerinden söylemek istedim. Şimdi geçen hafta İzmir'de bir üretim devrimi kurultayı oldu. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek, iş insanı Sayın Ethem Sancak, Türk İş 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ve yine İzmirli bir iş adamı olan, iş insanı olan Bekir Cahit Yücel konuşma yaptı. Bekir Cahit Yücel tam Mahve İlmez'in bu noktasına değindi ki Bekir Cahit Yücel Devlet Planlama Teşkilatı'nın eski bürokratlarından kalkınma uzmanı, iktisatçı, alanı kalkınma. Evet. O diyor ki biz diyor bu dövizi diyor burada tutarak, tutmaya çalışarak, çaba sarf ederek çok ciddi bir enerji kaybediyoruz. Eğer biz dövizimizi kendi seyrinde serbest bırakıp yukarıya çıkardığımız zaman
Tabii doğal olarak ülkemizin para birimi bir dönem düşecek, aşağıda kalacak. Ancak biz üretimi arttırarak ve dövizi yüksek tutarak hem ithalatımızı azaltırız, ithalatımızı azaltmak ülkede üretmemize sebebiyet verecek ve bu üretimle beraber de kısa bir dönem üretici enflasyonu artsa da para içeride kalacağı için enflasyon da doğal olarak 1-1,5-2 yıl içerisinde hızla aşağı inecek. Biz para politikamızı kökten değiştirmemiz lazım. Evet. Önerisinde bulunuyor ve hatta şu da var. Ya biz burada konuştuk ama yine konuşmaya ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eksik bıraktığı noktalar aslında biraz buralar. Yani döviz istediği gibi girip istediği gibi ülkeden çıkabiliyor. Yani bir yandan sen Çin modelini örnek veriyorsun ama Çin modelini uygulamıyorsun. Çin'de dövizin istediği gibi girip istediği gibi çıktığı bir ülke değil Çin Halk Cumhuriyeti. Tabii. Oraya girdiğin zaman belli şartları var. Kalacaksın. Finans olsa bile, finansal yatırım yapılsa bile belli bir süre kalacaksın. Vergini vereceksin. Ama Türkiye'de istedikleri gibi at oynatabiliyor döviz baronları. Tabii işte esas mesele bu para politikasına kilitlenmiş durumda. Öyle gözüküyor. Bu Bekir Bey'in, Bekir Cahit Yücel'in dediğinin aynısını geçen hafta tesadüfen bir ortamda tanıştığım bir mermerci söyledi. Yani, sanayici mi o da? Sanayici, mermer üreticisi. O da diyor ki dövizin bugünkü değeri gerçek değeri değil. Yani biz aslında, o da başka cümlelerle aynı şeyi ifade etti. Hep ihracatçılar bunu ister vurgusu var ama evet. Bir de böyle bir durum var. Böyle bir şey yayılıyor yani. Hep ihracatçı istiyor bunu diye. Daha çok gelir elde etmek için diye. Tabii ama Türkiye'nin değil. Ama ülkenin de ihtiyacı olan şey. Hayır, burada iş Türkiye açısından gelip şuraya kilitlenmiş durumda. Döviz spekülasyonu, yani senin işaret ettiğin noktadan gidelim. Şu doğrudan bir spekülasyon şeklinde olmasa da sistemin kendi iç mantığı bunu sağlayacak şekilde. Yani dövizi kontrol edecek mekanizmaların kurulması ihtiyacı var. O da para politikası, Türk lirasının kıymetini koruma kanunu. Türkiye'nin önüne aslında bunlar yeniden gelmiş durumda. Bu tartışma aslında bu kur korumalı mevduat hesabı ve yeni ekonomi modeli tartışmaları sırasında gelmişti Türkiye'nin önüne. Fakat her aşamada Türkiye bu yönde ilerleyecek olduğunda içeriden bazıları zıplıyorlar ve aman işte sermaye kontrolüne mi geçilecek vesaire falan. Hükümet de hayır sermaye kontrolü yok gibi bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyor. Çünkü hassas bir dengede gidiyor. Kontrollü kambiyo, biraz evet. Yapmayacağız diye de açıklamaları tabii, oldu Cumhurbaşkanı'nın. Oysa Türkiye açısından biraz ihtiyacın bu olduğu ve kaçınılmaz olarak bunu yapmak zorunda kalındığı bir noktaya gelinmiş durumda. Yani biz eğer yatırım, üretim, istihdam ve ondan sonra ihracat değil mi açıklanan programda ve cari fazla. Cari fazla deniyor. Bunu sağlayacaksak nasıl yapacağız? Sadece faizi düşürerek değil, diğer onun tamamlayıcı adımlarını da yapma ihtiyacı var. Bu şey gibi biraz kaçınılmaz olarak Türkiye, Suriye'de, Suriye'nin kuzey bölgesindeki PKK koridorunu nasıl zorunlu olarak parçaladı? Evet. Aslında ikisi de birbirine benzer siyasetler. Doğru. Tabii. Amerika Birleşik Devletleri silah vermedi. Türkiye gitti kendi silahını yaptı. Nedir bu? Yani ithalat yapmadık. Kendi ürettiğimiz silahlarla bir harekata giriştik ve o harekatta başarılı olduk ve 100 yıllık bir ciddi bir projeyi bertaraf etti tabii. Türkiye. Yani sadece, şimdi biraz buna benziyor aslında. Şimdi şöyle bir şey geldi sen söyleyince aklıma. İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necat Türkiye'ye gelmişti. O sırada da Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden İran'a müdahale edeceği şeklinde senaryolar vardı. Hangi yılda hatırlamıyorum ama 2006 olabilir. 2005 veya 2006 o yıllar olabilir. İstanbul'da bir basın toplantısı yaptı. O basın toplantısında şey diye soruldu. Amerika yeniden ambargo uygulayacak. Çok ağır bir ambargo uygulayacak ve onun arkasından da işte ekonomisini çökerttikten sonra İran'a müdahale edecek diye bir senaryo yazılıyordu. Bir gazeteci şey diye sordu Ahmet Necat'a. Amerika size ambargo uygulayacak ne diyorsunuz bunu açıkladı diye. Dedi ki Ahmet Necat biz Amerika'ya teşekkür ediyoruz dedi. İnşallah dedi ambargo uygular bize. Şimdi herkes şaşırdı basın toplantısında böyle gülerek de anlatıyor filan. Çünkü bu sayede işte biyoteknolojide dünyanın üç numarasıyız. Kendi füzemizi, uydumuzu yapıyoruz filan diye böyle örneklerle anlattı.
Aslında Türkiye 1974 Kıbrıs Barış Harekatı dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkeleri, hatta NATO diyebiliriz, yani NATO ambargosu uygulandığında Türkiye Aselsan'ı kurmuştu. İşte bugün Aselsan, Havelsan, Türkiye TUSAŞ, TAİ falan, yani bunlarla beraber Türkiye'nin milli savunma sanayinin hangi noktaya geldiğini görüyoruz. Son yıllarda da, yani 1990'lı yıllarda da Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa, Almanya gibi ülkeler, NATO ülkelerinin birçoğu Türkiye'ye ambargo uyguladı. Türkiye de kendi milli savunma sanayini geliştirdi ve şu anda yerlilik oranının %70'i aştığı söyleniyor, açıklanıyor. Daha önce %80-70'in üzerinde dışarıya bağımlıydı Türkiye savunma sanayinde. Şimdi biz kendi uçağımızı yapıyoruz. Kendi savaş uçağımızı yapıyoruz. Biz şimdi F-16'yı mı alacağız? Yok işte 80 tane F-16 Amerika'dan nasıl alırız diye bir tartışma yapılıyor bir taraftan. Bir kısmı modernize edilecek, bir kısmı alınacak filan. F-35'leri almamıza izin vermedi. Türkiye'yi çıkardı o programdan Amerika, ama o sayede Türkiye kendi uçağını yapıyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı ambargo kısa vadede sanki Türkiye'ye zarar veriyormuş gibi gözükse bile aslında orta ve uzun vadede Türkiye'nin lehine bir durum yaratmış oluyor. Senin benzetmenle gidecek olursak, eğer Türkiye 24 Temmuz 2015'ten itibaren bir vatan savaşı sürecine girdi ve bu vatan savaşı sürecinin kaçınılmaz olarak ekonomide bir ayağı da olmak zorundaydı. Çünkü Türkiye bu vatan savaşı süreciyle Amerika ile kafa kafaya geldi. Evet. Bütün NATO ülkeleriyle. Onların ekonomik sisteminin içinde bu sürecin ilerletilmesi imkanı yok. Dolayısıyla Türkiye üretime dayalı bir ekonomiye dönmek zorunda. Türkiye. Şimdi bunu tartışıyoruz aslında. Evet, sistemin dışında bir ülke şeyi veriyor, görüntüsü evet. veriyor. Hatta öyle de. Öyle. Yani 2015'ten bu yana öyle bu kararlılığı sürdürüyor. Askeri harekatlarıyla beraber baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne de savaşan bir ülke. 15 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri Ankara'yı işgal etmek istedi. Bir işgal provası diyelim biz ona. Bir darbe girişimiydi ama Türkiye buna çok sert bir şekilde yanıt verdi. Şimdi bu hafta az önce söylediğim isimler İzmir'de ve Balıkesir'deydi. Yani Sayın Doğu Perinçek, Sayın Ethem Sancak. Şimdi Sayın Ethem Sancak'ın orada Türkiye-Rusya ilişkilerine çok ciddi bir şey veriyor, önem verdi. Evet. 100 yıllık geçmişte iki ülke, Sovyetler ve Genç Cumhuriyet, hem emperyalizme kafa tutmuş, onları yenmiş iki ülke. Ama aynı zamanda da ekonomik kalkınmalarına ayağa kaldırmış ekonomilerini ve dünyanın birinci ve ikinci sırada büyümeye sağlayan iki ülkesi. Şu anda da fırsatların çok açık olduğunu, iki ülkenin ortaklaşarak ciddi sorunları aşabileceğini söyledi ama bunu yere getirdi, bağladı. Bağladığı yer bence önemli, Suriye'ye getirdi, bağladı. Evet. Dedi ki biz eğer Suriye'de, Suriye yönetimiyle bir görüşme, bir işbirliği bağlamında, işbirliği yaparak bu bölgelerde harekatlar yapar ve sığınmacılarımızı da, bizim ülkemizde bulunan sığınmacılar da bu kapsamda oralara terörden ve Amerika Birleşik Devletleri unsurlarından temizledikten sonra gönderirsek, bizim hem Rusya ile ilişkilerimizin gelişeceğini hem de Çin Halk Cumhuriyeti ile İran'la ilişkilerin gelişeceğini ve onların Türkiye'ye yönelik, hükümete yönelik tereddütlerini ortadan kaldırabileceğini işaret eden ve hatta gelecekte de bunun olacağına da işaret edip yeni bir dönemin kurulduğunu ve milli bir hükümet kurulacağını, üreticilerin milli hükümet diye de kendisi tarif etti. Balıkesir'de böyle tarif etti. İzmir'de de öyle. İzmir'de de benzer şekilde evet. tarif etti. Ve Vatan Partisi'nin de başat rolü oynayacağını, Sayın Genel Başkan Doğu Perinçek'in de önemli katkılarının olacağına işaret etti. Ha, bu arada AK Parti'den kısa süre önce ayrılan bir isim. Evet. AK Parti'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesiydi aynı zamanda bir dönem. Bir dönemde Asya sorumlusuydu, hatta AK Parti'nin Uzak Asya sorumlusuydu, öyle söyleyelim. Önemli ifadeler. O yüzden Türkiye-Rusya ilişkileri enerji güvenliği diyoruz. Enerji ihtiyacımızı da karşılayabilecek nitelikte. Ama biz İran'dan yakıt almıyoruz, akaryakıt almıyoruz. Dibimizdeki, burnumuzun dibindeki, Amerika komşumuzdaki. Evet. 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 Şimdi aslında Sayın Sancak'ın görüşleri
özellikle yani Suriye bağlamındaki görüşlerini kastediyorum ve Rusya ile ilişkiler bağlamında AK Parti'de çok yaygın hale gelen görüşlerdir diyebiliriz. Yani bizim güçlü yaptığımız, görüşler yani. Evet. Yani benzer değerlendirmeler oralarda da çok kuvvetli hale gelmiş durumda. Fakat içeride buna itiraz eden hala bir grup var. Yani şimdi mesela diyelim Yeni Şafak gazetesi ne bakıyorsunuz? İşte bugünkü manşetlere Yeni Şafak gazetesinde Türkiye harekata girişince herkes ortaya çıktı gibi bir başlık atmışlar. Şimdi tam evet, başlığı unuttum. Amerika, Rusya, İran, PKK hepsini sayıyor. Esad. Hepsini sayıyor. Ya bunların hepsi eşit mi arkadaş? Astana ortaklarımızı da PKK ile yan yana getirmişler. Yan yana getiriyor. Yani olacak şey değil. Amerika'da. Yani. Ortaokul problemi sorduğunda bile çocuk böyle bir cevap vermez. Yani bu kadar çarpıtma ancak yapılabilir. İnsaf. Yani Yeni Şafak niye bundan bu kadar rahatsız oluyor anlamak mümkün değil. Şimdi Sabah gazetesine bakıyorsun. Sabah gazetesinde hava böyle değil tam olarak. Hı hı. Sabah gazetesinin yazarlarını okuduğumuzda daha yani Sayın Sancak'ın görüşlerine benzer görüşler olduğunu görüyoruz. Orada çeşitli Sabah gazetesi dediğimiz zaman da Berat Albayrak. Ya Albayrak Berat, grubu. Ama aynı zamanda işte AK Parti yani şimdi. Bu sonuç olarak AK Parti çevresini konuşuyoruz. İşte o çevreden değişik görüşler de var. Bunu şunun için söyledim. Yani mesele Sabah'la Yeni Şafak arasındaki ayrıma dikkat çekmek için söylüyor değilim. AK Parti içerisinde. AK Parti içinde böyle bir şey var. Her aşamada. Yani şimdi Türkiye kimle savaşıyor? Kimle mücadele ediyor? Suriye'de de, Türkiye'nin içinde de, Irak'ta da kimle savaşıyor? Bu soruya cevap verelim. PKK'yla ve PKK'nın arkasındaki Amerika'yla. Peki şimdi bu İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusuyla ilgili olarak kimle mücadele ediyor? Kimle tartışıyor Türkiye? Amerika'yla. Yani sen şimdi Amerika diyor ki PKK, PYD benim kara gücüm. Sen oraya İran'ı yerleştiriyorsun. Onun hepsini bir torbaya doldurup hepsine tekme vurmaya çalışıyorsun. Ya İran'la Türkiye, hatta Suriye, Rusya ortak değil mi Astana'da kardeşim? O Astana ortaklığı sayesinde biz bu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarını yaptık. O Astana ortaklığının yarattığı ortamla yani. Yarattığı elverişli uluslararası ortamla yani. Onlar olduğu için yapılabildi bunlar. Öyle bir uluslararası ortam oluşabildi. Nedir Astana ortaklığında nedir talebimiz? Neyin altına imza atmışız Türkiye olarak? Demişiz ki Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği. Oradaki yabancı güçlerin, yobaz terör örgütlerin, ayrılıkçı güçlerin tasfiye edilmesi. Sen burada İran'da Rusya'yla, Suriye'yle berabersin. Şimdi bunun çok daha pratik uygulamasını gerçekleştirmek mümkün. Evet Türkiye buraya yaklaştı. Sayın Binali Yıldırım başbakanken yaptığı açıklamalar var. Sayın Erdoğan'ın yine yaptığı açıklamalar var. Barış Pınar Harekatı sırasında şey diyorsunuz değil mi? Biz Minbiç ve Tel Rifat'ta onların toprağı zaten tabii onlar gelse ne olur bizim için daha iyiydi diye açıklama evet, evet. Yani PKK olacağına evet. Tabii ki kendi topraklarında Esad'ın ordusu tabii, olsun biz bundan rahatsız olmayız dedi. Tabii yani. Hem Sayın Cumhurbaşkanı dedi hem de Binali Yıldırım dedi evet. Doğru. Şimdi buraya doğru gidiyor giderken her aşamada bir tanesi çelme atıyor Türkiye'de. Bu çelme atanları AK Parti'nin oradan temizlemesi lazım artık. Kimse bunlar bulacaklar, temizleyecekler. O işe müdahale etmesini ortadan kaldıracaklar. AK Parti veya o söylemlerin gereğini gerçekleştirecekler. Yani Türkiye açısından maliyeti en düşük yol. PKK tehdidinin bertaraf edilmesi. Bölge ülkeleri, zaten bölge ülkeleri altına imza atmış kardeşim. Lavrov ne diyor? Şimdi çarşamba günü Türkiye'ye gelecek. Evet, onu da konuşacağız. Türkiye'nin buradan kaynaklı, ya yani nedir buradan dediği, Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi bölmeye çalışıyor ve orada ayrılıkçı faaliyetler var. Hı hı. Türkiye'nin bu konuda gösterdiği hassasiyeti anlayışla karşılıyoruz. Tabii ki orada haklı kaygıları var Türkiye'nin diyor. Rusya'nın Dışişleri Bakanı. Değil mi? İran ne diyor? İran da Türkiye ile beraberiz diyor bu konuda. Şimdi efendim her seferinde İran sahada bilmem ne yapıyormuş falan diye böyle şeyler sürekli servis ediliyor.
Şimdi şöyle ya devlet olarak altına imza attığı şey var bunun kardeşim. Sen ona eğer sahada başka bir şey yapıyorsa koyacaksın ona, ne diyeceksin? Sen devlet olarak altına bunun imza attın. Diyorlar da. Yani telifat ve Münbiç meselesinde Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Putin'le yaptığı görüşmede de söyledi. Buralarda verdiğiniz, imzaladığımız noktalar. Ama orada Türkiye'nin de yapmadığı. Onlar da, tabii. Onlar da siz de İdlib'de şunu yapmadınız. Ya mesele şu. Şimdi Türkiye bu harekatla veya yani Suriye konusuyla ilgili olarak siyasi hedefi nedir? Suriye konusundaki bizim bir numaralı siyasi hedefimiz Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğinin sağlanması. Milli orada güvenlik... yönetimde Esad mı olacak, başka birisi mi olacak, ona Suriye halkı karar verecek. Bizi ilgilendirmez yani orada kimin olduğu. Hem Milli Güvenlik Kurulu'nun açıklamasında hem de Sayın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamasında hem vurgulu olarak var. Sayın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar buna özellikle işaret etti. Bir numaralı. Çünkü yanlış anlaşılmalar ve algılamalar var. Yönlendirmeler var. Batı'dan diye bizim kesinlikle kimsenin toprağında gözümüz yok. Tabii, ve biz Milli Güvenlik Kurulu açıklamasında da var. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız diye vurgu öyle, siyasi birliğinden yanayız diye öyleyse vurgu yaptı. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi peki şöyle, yani bir kesim AK Parti içerisinde olduğu anlaşılan bir kesim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu konuda hep yanlış yönlendiriyor. Kışkırtıyor da denilebilir. Şimdi biz ne zaman Suriye ile böyle bir yakınlaşma aşamasına girdiğimiz zaman hep böyle farklı tertipler ortaya çıkıyor. Yine yakın zamanda işte sığınmacı tertipleri, bir yandan NATO krizi bağlamında da bir girizgah oldu, tartışmalar yaşandı. Şimdi önümüzde bir seçim var ve bu seçimin Türkiye açısından önemli sonuçları da olacağı görülüyor. Şimdi bir tarafta AK Parti, AK Parti'ye bakıyoruz. Yani AK Parti Suriye ile barışmayarak, Esad hükümetiyle barışmayarak, bir işbirliği yapıp oradan Amerika Birleşik Devletleri'ne kovmayarak bir seçim kazanabilir mi? Şimdi önemli sorulardan biri bu. Hiç bunlar acaba kendileri de böyle masaya oturdukları zaman konuşmuyorlar mı? Ben bunu merak ediyorum açıkçası. Çünkü şimdi bugün eğer siz Suriye ile bir işbirliği yaptığınız zaman hem Suriye'nin toprakları daha güvenli hale gelecek. Sizin ülkenizdeki sığınmacı sorunu ciddi oranda çözülebilir. Evet. İkincisi ekonomik olarak kalkınmanın ve bölgesel açıdan bizim güney sınırlarımıza baktığımız zaman kalkınmanın ve ticaretin yeniden gelişmesi anlamına geliyor. Ve bir normalleşme aynı zamanda bu hükümet olan vatandaşın olan şeyini, güvenini, sarsılan güvenini diyelim. Tekrardan yeniden test edilmesi tamam. için seçim argümanı olarak kullanabilir aslında ama hükümet hiç buna yanaşmıyor. Vallahi, yani şimdi seçim açısından nasıl bakıyorlar? O onları ilgilendirir. Yani şimdi ben o konuyla ilgili bir yorum yapmayayım yani AK Parti açısından. AK Parti ile biraz Türkiye'nin çıkarları örtüşmüş gibi de o yüzden söylüyorum senin aslında. Senin sorun mantıksız bir soru değil yani doğru bir soru. Ama Türkiye'nin menfaati nedir diye baktığımızda Türkiye'nin menfaati çok açık bir şekilde budur. Yani 4 milyon Milli Savunma Bakanı'nın açıklamasına göre 4 milyon Türkiye'nin içinde işte 3.7 milyon resmi rakam. İşte sınırdakiler Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi, işte İdlib'in bazı bölgelerindekiler ve sınırdaki bazı kamplar dahil olmak üzere 9 milyon Suriyeli'ye işte sosyal yardımlar, işte ekonomik yardımlar yapmak durumunda olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ya bu 9 milyon Suriyeli, Suriye'nin vatandaşı. Şimdi Türkiye bu 9 milyon Suriyeli'nin evet sığınmacı sorunu diye bir sorun gerçekten var, kışkırtılıyor, bilmiyorum şöyle yapılıyor, Arap düşmanlığına dönüşüyor falan ama Türkiye'de böyle bir sorun var. Bu 9 milyon Suriyeli sorunu nasıl çözülecek? Suriye'de istikrar sağlanırsa. Yani şimdi bu hemen bugünden yarına sağlanacak bir şey değil ama bir yola girmesi lazım. O yola girmesinin yegane yöntemi Şam'daki şu anda alternatifi olmayan, olması da gelecekte gözükmeyen, tek meşru güç olan Esad yönetimiyle oturup masaya bu işin çözümü için müzakere yapmak. Şimdi bunu yaptığında Türkiye hem Rusya'dan destek alacak, hem İran'dan destek alacak, hem Irak'tan, hem genel olarak Amerika karşısındaki bütün bloktan yani Avrasya cephesinin tamamından destek almış olacak. Yani çok çok basit bir denklem var yani burada aslında. Şimdi biz burada patinaj yaptıkça
tek başına seçmenine güven değil yani. Aynı zamanda bölge ülkelerinin de güvenini kazanmış oluyor. Tabii ki yani. Hem hükümet hem devlet. Türkiye mesele seçmen değil. Türk milletinin tamamı böyle politikayı destekler. Yani ona CHP'ye oy verecek, İYİ Parti'ye oy verecek yurttaş da böyle bir politikaya destek verir. Türkiye'de buna karşı çıkacak bir avuç Amerikancı var. Şimdi, İşbirlikçi var. Yani onun dışında Türk milletinin tamamı böyle bir politikaya destek verir. Bir yandan da oyları tabii ki etkiler, tabii etkiler. Oyları eriyor. Evet. Erimeye de devam ediyor. Evet. Onların da önüne anketler gidiyor. Kendi yaptırdıkları anketlerde de azaldığını, eridiklerini görüyoruz. Tabii çıkıyor zaten bunlar. Yapılan çeşitli anketlerde sığınmacılarla ilgili sorulara verilen cevapta. Suriye hükümetiyle işbirliği öneriyor vatandaş. Çıkıyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin önünde aslında böyle birden fazla yol falan yok yani. Aslında tek bir yol var. Bunun yapılması ihtiyacı var. Yani bunu bu hükümet yapmazsa hata yapar. Ama yapması için mesela diyelim Sayın Perinçek burada İzmir'de de senin söylediğin gibi bu toplantıda anlattı. Suriye bir heyet gidecek. Hı hı. Bu konuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını anlattı. Esas şöyle toplamış olalım yani konuyu. Orada devlet kademelerinde bulunan kişilerle birlikte gideceklerini de evet, işaret etti. Evet şöyle de. Hani doğrudan devlet kademeleri değil de AK Parti'ye yakın kesimler kastetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sonradan ve öncesinde bilgilendirme yapılacağını belirtti Sayın Perinçek. Şimdi burada aslında hani şunu da biliyoruz. Sahada mücadele eden kuvvetlerin, kesimlerin diyelim ortak görüşü de bu. Yani orada Türk ordusunu mu kastediyorsun? Ordu var, emniyet var, MİT var. Yani orada sahada çalışan Türkiye'nin görevlilere esasen bunun böyle olmak zorunda olduğunu açık bir şekilde görüyorlar ve söylüyorlar da. Yani hükümete de rapor ettiklerini anlıyoruz gidişattan. Hatırlarsan MİT Başkanı Hakan Fidan da Suriye İstihbarat Başkanı Ulusal Güvenlik Konseyi Ali Memlük'le yaptıkları bir mutabakat vardı bu PKK sorununun çözümü için. Çok somuttu o yani. Tam o aşamada Türkiye ile Suriye arasında bir provokasyon tertiplendi. Evet. Şimdi Türkiye ile Suriye arasında veya Türkiye ile Rusya, Türkiye ile İran ki bunları niye sayıyorum? Türkiye'nin bu PKK belasından kurtulması, Amerika'nın oradan def edilmesi için müttefikleri olan kuvvetler bunlar. Çıkarları ortak olan devletler bunlar. Bu ülkelerle Türkiye arasındaki provokasyon zeminini ortadan kaldırmanın yolu bu ülkelerle güvene dayalı bir anlaşma zeminini kuvvetlendirmek. Şimdi Astana'da yaptık, iyi yaptık, doğru yaptık ama Astana şu anda biraz patinaj yerinde sayıyor şu anda. Şimdi siz az önce söylediniz, Sayın Cumhurbaşkanı da açıkça geçen hafta şunu dile getirdi. Tel Rifat ve Münbiç'e operasyon yapılacağını, askeri hareket yapılacağını söyledi. Evet. Saha hareketli, onu biliyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da yine başarılı operasyonları var, nokta operasyonları var. Yine bir YPG'nin üst düzey yöneticisini etkisiz hale getirdi. Yakın zamanda 31 Mayıs'ta. Tam bu sırada bir askeri heyetle birlikte Rusya Dışişleri Bakanı evet. Sergey Lavrov Türkiye'ye gelecek. Bir askeri heyetle birlikte geliyor. Belli ki masaya haritalar yeniden gelecek. Bir harekat planıyla ilgili Rusya ile bir işbirliği var anladığım kadarıyla. Ne yapılacağı kararlaştırılacak. Şimdi şöyle Rus kaynakların verdiği bilgiye göre özellikle bu askeri heyet daha çok bu Odessa Limanı mayın meselesi ve oradan buğdayın Türkiye üzerinden uluslararası alana taşınması konusunu görüşecek bilgisini veriyorlar. Ancak Suriye'deki meselenin de masaya geleceğini tahmin edebiliriz. Yani bu konuda somut bir bilgiye sahip değilim. Ama bunu yorumlamak mümkün. Öyle sürpriz değil. Olmaz yani. Sürpriz olmaz. Şimdi burada bu arada geçerken şeyi belirtelim. Programdan önce aklımdaydı. Suriye'nin kuzeyinde de bir hareketlenme var. Yani Türkiye'nin kontrolü altında olan yani Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve
Fırat Kalkanı bölgelerinde bu elektrik fiyatları artış gerekçesiyle çeşitli protesto gösterileri oldu. Orada yani, bir hareketlenme var. Türkiye'yi protesto ediyorlar evet, değil mi? Türkiye değil de işte orada kimse yönetici yani doğrudan Türkiye yönetici değil orada. Ama Türkiye'nin müzahir olduğu gruplar. Evet, Türkiye'nin arkasında durduğu gruplar diyelim yani. Onlara yönelik bir protesto oldu. Orada da bir hareketlenme var. Onu da geçerken belirtelim. Şimdi aslında üzerinde durulacak bir konu ama vakit yetmez. Evet, Lavrov'un ziyareti o bakımdan önemli. Burada şimdi yarın Aydınlık'ta bir bu konuyu manşet yaptık. Burada şimdi daha fazla anlatıp şey yapmayayım. Manşeti boşa düşürmüş olmayayım ve biraz merak ettireyim. Bu buğdayın Avrupa'ya ve dünya piyasasına ulaştırılması konusunda Rusya ile Türkiye arasında bir mutabakatın oluşturulduğunu ve bu Lavrov ziyareti sırasında bunun bağlanacağı, açıklanacağı şeklinde bilgiler var. Bu Rus kaynakların Rus basınına yansıyan bir bilgi. Biz de araştırmasını yaptık ayrıca. Buna Ukrayna'nın da evet dediği belirtiliyor. Bu kadar söylemiş olayım. Bu da şu bakımdan önemli. yani Amerika'nın dışlandığı ve Türkiye ile Rusya'nın işbirliği yaptığı her koşulda sorunlar çok çözülüyor. Basit bir şekilde çözülüyor ve sadece Türkiye ve Rusya'nın yararına değil, aynı zamanda bütün dünyanın yararına, bölge ülkelerinin yararına çözümler ortaya çıkmış oluyor. Şimdi Avrupa'nın tahıl ambarı, hem Rusya hem Ukrayna, özellikle Ukrayna. Dünyanın tahıl ambarı deniyor hatta Ukrayna'ya. Ama bu savaş... O biraz abartılı galiba değil mi? Abartılı ama bu böyle ifade ediliyor, onun için söylüyorum. Yani Kuzey Afrika'dan bazı ülkelerde, işte Mısır gibi ülkelerde Ukrayna'dan tahıl... Ben şimdi merak ediyorum, bu evet. Avrupa ülkeleri... Evet. Rusya'dan mal almayacağız demişti. Şimdi Türk malı olarak mı gidecek yani oraya? Ukrayna'dan. Ukrayna'nın tahılları. Ha bunlar Ukrayna'nın tahılları. Evet. Ha şeyde Rusya'dan da alacaklar. Rus Deniz Kuvvetleri de izin verecek. Türkiye üzerinden bunun pazarlanması sağlanacak. Evet. Anladım. Olay bu. Yani muhtemelen şimdi kabaca konuşuyorum ama yani Aydın'dan haberini tabii bilmiyorum. Para da herhalde bizim bankalara girecek yani. Öyle anlamak mümkün. Türkiye bu işte şeyse, organizatörse böyle olur ya genellikle. Yani şimdi oradan burada esas mesele şu. Türkiye ile Rusya işbirliği yaptığında hani ne tartışılıyordu? Şu Ukrayna'nın NATO üyeliği dolayısıyla işte Rusya Avrupa'nın güvenliğini ihlal ediyor diyorlar. Evet. Hayır, Avrupa'nın güvenliğini ihlal eden Ukrayna'yı NATO'ya sokmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri. Bu kabak gibi çıkıyor diye bu olayla. Şimdi Rusya ve Türkiye işbirliği yaparak Avrupa'nın en önemli ihtiyacı olan tahıl meselesini çözmüş oluyorlar. Şu anda Avrupa aman gıda krizi nasıl çözeceğiz gibi bir telaşa düşmüş durumda. Çünkü Ukrayna'daki savaş nedeniyle alamıyorlar. Eskiden deniz yoluyla gidiyordu. Şimdi deniz yolunda savaş nedeniyle engel var. Demir yoluyla, karayoluyla falan götüremiyorlar. Onu da Türk-Rus ilişkisi çözüyor yani. Evet, onu da Türk-Rus ilişkisi. Avrupa'nın gıda krizini bile Türk-Rus ilişkisi. İşbirliği çözüyor. Evet. Burada giren kritik. İşte Avrupa'nın güvenliğini Türk-Rus işbirliği sağlıyor aslında. Evet. Bu açıdan baktığımız zaman da biraz böyle oluyor. Tabii. Yani Amerika Birleşik Devletleri aman bunlarla iş yapmayın diyor ama çözüm de bundan oluyor. Amerika'nın dışlandığı ve Türkiye ile Rusya'nın işbirliği yaptığı her olayda aynı sonuç var. Karabağ'da da var, Suriye'de de var. İşte şimdi son olarak Afganistan'da da öyle olacak. Tabii biraz öyle. Kazakistan'da öyle. Şimdi son 10 dakikamız. Biz bugün gündeme ne konuşalım derken 2 yıl önceki bir konuyu gündeme getirecektik. 6. filo Türkiye'ye saldıracak başlığıyla. Şimdi 10 dakikaya sığdırabiliriz bunu. 2 yıl önce 2019, 29 Mart 2019'da Yeni Şafak gazetesi bir manşetle çıktı. Bu manşetle çıktı. Amerika Birleşik Devletleri bir tatbikat yapıyor. Bir jenerik senaryo var. Jenerik senaryoda Doğu Akdeniz'de geçiyor. Tatbikat değil de bir kitapta geçiyor. Kitapta, özür dilerim, evet. Doğru. Tatbikat olan başka tabii. O Nabildina, evet. Nemesis gibi tatbikatlar var ve onun öncesinde de Ankara'yı da işgali hesaplayan bazı tatbikatların olduğunu biliyoruz. O Millennium Challenge 2002'deki tatbikat Ankara'yı işgalle ilgili olan. Bir kısa bir ara vermemiz lazım. Bir teknik bir sıkıntı neydi? Değerli izleyenler, ara vereceğiz. Az sonra karşınızdayız.
Değerli izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Küçük bir sorun yaşadık. Onu hemen çözdük. Reklamları da aradan çıkardık bu arada. Tekrar konuşmaya devam ediyoruz. Şurada kalmıştık. 2019 senesinde bir haber çıkmıştı Yeni Şafak gazetesinde. 6. filo Türkiye'ye saldıracak başlıklı. Amerikan Donanma Taktikleri ve Deniz Harekatı kitabında evet. Türkiye ile Amerika'nın Ege'de, Doğu Akdeniz'de savaştığını anlatan ve 6. filonun da Türkiye'ye karşı saldırgan tutumunu anlatıyordu. Ege Savaşı bölümü içerisinde. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim çok yükseliyor. Ve bu gerilimde bazı senaryolar var. Türkiye bazı adalara çıkarma yapıyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ın yanında yer alarak Türkiye'ye karşı konumlanıyor ve donanmalar karşılıklı savaşıyorlar. Evet. Aslına bakarsanız biz bunu yaşıyoruz aslında şu dönemde. Daha bir çatışmalar olmadı. Belki bir ateş atılmadı ama Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan Yunanistan'ın önemli üstlerine, 16 üstüne bir yığınak yaptı. Türkiye de buna karşılık çeşitli adımlar atıyor. İşte NATO bağlamında atıyor, Suriye bağlamında bazı adımları var diyebiliriz. Evet, şimdi bu Doğu Akdeniz'deki, önce şunu söyleyelim. Senin de belirttiğin gibi Amerikan Denizcilik Enstitüsü'nün yayınladığı bir kitap bu. Yani dolayısıyla resmi bir kitap olarak kabul edilmesi haritalar lazım. Haritalar var orada. Haritaları da verelim. Anlatan onları da gösterelim. Donanma taktikleri ve deniz harekatı. Hı hı. O kitabın bir bölümü var. Ege Savaşı evet. başlıkla. O Ege Savaşı başlıklı bölümde senaryo şöyle. Yunanistan Kıbrıs'a, Güney Kıbrıs'a balistik füze konuşlandırma kararı alıyor. Türkiye buna çok sert tepki gösteriyor ama Yunanistan geri adım atmıyor ve gemilerle bunu göndermeye giderken Türkiye, Türk donanması o Yunan gemilerini batırıyor ve arkasından adalara çıkarma yapıyor. Çıkarma yaptıktan sonra 6. filo, o sırada Kıbrıs'ın güneyinde olan 6. filo, gerçek haritalar kullanılmış, işte bu şimdi ekranda görülen, bu kitaptan alıntı, yani Yeni Şafak gazetesinden aldık. Biz Aydınlık'ta da o zaman yaptık bu haberi. Bu Yeni Şafak'ta çıktıktan sonra şu işte gösterilen adalar, işte Midilli, Limni, Samos ve Kos. Onlara Türkiye'nin çıkarma yapacağı. 6. filoda bizim Bodrum, Ayvalık, Kuşadası buralara şey yapıyor. Taarruzda bulunuyor. Yunanistan'ın yanında tutum alıyor. Şimdi tabii burada bu olay nedir? Bir kere bunu iyi anlamamız lazım. Aslında biz çok uzun süredir konuşuyoruz Türkiye'de. Diyoruz ki Doğu Akdeniz'den yükselen bir tehdit var. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de tehdit ediyor. Hani bu yeni değil. İşte son diyelim 5 yıldır özellikle yoğun bir şekilde tartıştığımız konu. Bu arada Yunanistan devleti aynı zamanda bu işte Türk basını da 3-4 gün önce yansıdı bizim basına. Bütün kendi büyükelçiliklerine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı 16 haritalı bir sunum yapmalarını isteyen bir belge yolluyor. Ve diyor ki işte Türkiye'nin haksız talepleri, Türkiye'nin işgalci faaliyeti diye uluslararası planda Türkiye'yi karalamaya yönelik bir kampanya faaliyetine başlamış durumda Yunanistan. Aslında bunu işte o Mitsotakis'in Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Amerikan yetkilileriyle yaptığı konuşmada da benzer vurguların olduğunu biliyoruz. Bu 16 harita içeren sunumda Türkiye'nin işte Libya ile deniz yetki sınırlandırma anlaşması, Mavi Vatan haritaları işte gibi şeylerin yer aldığı bizim basına da yansımış durumda. Yani dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu olayla birleştirecek olursak Türkiye'ye yönelik çok ağır bir tehdidinin söz konusu olduğunu ve açık açık Yunanistan'ın yanında sadece üstlere yığınak yaparak değil, işte bu 3 yıl önceki kitapta, resmi kitapta da olduğu gibi Yunanistan'ın yanında savaşa gireceğini ilan etmiş oluyor aslında. Yaptığı bir durumla karşı karşıyayız.
Peki burada Türkiye ne yapmalı? Türkiye ne yapmalı? Ya işte Türkiye Amerikan tehdidini bertaraf edecek kuvveti yaratmalı. Nasıl yaratır? Ya Türkiye Yunanistan'la da savaşabilir, Amerika ile de savaşabilir. Yani Türkiye o konuda Kurtuluş Savaşı tecrübesiyle, yedi düelle mücadele tecrübesi olmuş bir ülke. Bundan çekinmez. Kendi bağımsızlığını savunmak için Türk milleti bu konuda herhangi bir geri adım göstermez. Ama savaş kuvvetle kazanılır. Yani nasıl sen şimdi biraz önce Sayın Sancak'a atıf yaptın. Dedin ki işte Kurtuluş Savaşı sırasında Sovyetlerle dostluk politikası Türkiye'ye kazandırdı gibi Türkiye ile Rusya işbirliği bugün kazandıracak dedi Sayın Sancak diye anlattın. O zaman da bizim şartlarımız müttefikler bulmayı gerektiriyordu. Doğudaki Ermeni tehdidini ortadan kaldırmayı gerektiriyordu. Doğu sınırının güvence altına alınmasını, Sovyetler Birliği ile anlaşmayı gerektiriyor. Aynı zamanda Sovyetleri mutlak kazanarak Türkiye esas ağırlıklı tehdit olan Yunan işgaline karşı, o zaman İngiltere'nin arkasında olduğu Yunan işgaline karşı mücadele yürütebildi. Bu İngiliz ve Fransızlara karşı da Güney Cephesi'nde Kuvayi Milliye ile mücadele yürütüldü hepimizin bildiği gibi. Bugün nedir? Biz mesela Amerika'yı Doğu Akdeniz'de caydıracak politikanın yolu da aslında Suriye'den geçiyor. Biraz önce konuştuğumuz Suriye politikası sadece sığınmacılar meselesi, PKK meselesini çözmekle kalmıyor. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki tehdidi bertaraf etmenin de yolu. Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı harekatlarını, Amerikan terör koridorunu bozduğu için Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan üzerinden Türkiye'yi tehdit ediyor. Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye'yi tehdit ediyor. Ama Türkiye bunu müttefikler uygun ittifaklar kurarak. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni caydıracak ittifak sistemleri geliştirmemiz lazım. Tabii yani zaten objektif olarak şu anda zaten biraz önce de dediğimiz gibi yani her olayda benzer bir durumda karşı karşıyayız. Karabağ'daki 30 yıllık işgali nasıl sona erdirdik? Türkiye-Rusya. Türkiye-Rusya, Azerbaycan. Esası o. Evet. Peki Suriye'de PKK'yı nasıl gerilettik? Yobaz terör örgütlerini nasıl gerilettik? Toplam olarak bakıldığında. Astana'lar. Astana ortaklığıyla. O da Türkiye-Rusya. İran'da oldu. Şeyde fırsatlar da aslında açık. Yani geçen hafta İran'ın petrol dolu gemisini Amerikan Birleşik Devletleri'nin emriyle Yunanistan askerleri el koydu. Evet. Petrolünü boşalttı. Ya tam bir korsanlık örneği. Yunanistan'da tersini yaptı. Gitti o da şeye çıkarma yaptı. Yani hava indirme harekatı yaptı. İran askerleri Yunan gemilerine el koydu. Ya bu bile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de İran'la işbirliği yapabileceğini çok açık işaret. Tabii biz aydınlıkta konuyu manşet yaptık. İran Milli Güvenlik Konseyi de Kuzey Kıbrıs dosyasına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dosyasına önüne koydu bu olay üzerine. Çin de açık örnek aslında. Çin Pire Limanı'nı genişletmek istiyor ancak iktidar izin vermiyor. Evet. Bu bağlamda idare mahkemesine başvuruyor Çin. İdare mahkemesi de hükümet gibi karar veriyor. Yani orada Amerika Birleşik Devletleri hem hükümet olmuş hem ya orada yapılmış, hakim savcı olmuş. Tabii resmi anlaşma var şu kadar yıllık anlaşma diye. O anlaşmayı uygulamıyor Amerikan basıncı nedeniyle Yunan devleti. Yani Yunanistan'ın nasıl bir pozisyonda olduğunu, nasıl bir Amerikan kuklası haline getirildiğini göstermek, görmek bakımından bu iki örnek senin anlattığın. Yani İran örneği ve Çin örneği çok çarpmış. Rusya örneği de veririm. Tabii Rusya. Rusya'nın normalde Yunanistan'la olan ilişkisinin iyi olduğunu biliyoruz biz. Yeni değil, yıllardır iyi. Geçmişte. Ta ki Ukrayna krizine kadar. Ukrayna harekatının ardından yaptırımlara en önde katılan ülkeler arasında. Tabii. Güney Kıbrıs'la beraber. Yani bunu da dikkat etmek lazım. Orada Lavrov'un da Ukrayna harekatına Türkiye'nin Kıbrıs'a yaptığı harekata benzetmesi, barış harekatına benzetmesi dikkat çekiciydi. O bakımdan Rusya'yı saydık.
Evet. Çin'i saydık. Yani Çin tabii ki Çin'in askeri olarak burada bir kuvveti yok ama ticaretine baktığımız zaman Çin'in orada bir güçlü bir donanmaya ihtiyacı var. Doğu Akdeniz'de mallarını Afrika'ya ve Avrupa'ya gönderebilmesi için en kuvvetli donanma olan Türkiye'ye ihtiyacı olduğu aşikar. Sadece sayıyoruz. Sadece donanma değil. Bir de İran var. Yani güvenli bir ortam yani güvenilir bir müttefik. Yani daha biz doğrusu, bunu nasıl anlatacağız? Yani vatandaşa nasıl anlatacağız? Ben size şimdi anlatırken onu düşündüm. Şimdi burada İzmir'de yapılan üretim devrimi kurultaylarında da ana vurgulardan birisi buydu. Biz Doğu Akdeniz'deki saldırganlığı caydırmak için Suriye ile işbirliğine ihtiyacımız var. Suriye ile işbirliği yaptığımız zaman hem İran komşumuz, hem Rusya komşumuz, hem de önemli ticaret ortağımız olan Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte bir cephe oluşturup Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırganlığını burada durdururuz. Bunu biz vatandaşa nasıl anlatacağız gerçekten? Çok önemli bir konu. Bence vatandaş bunu anlıyor. Anlıyor mu? Evet. Yani benim kanaatim Suriye ile işbirliğini mi? Yoksa Suriye ile işbirliği yaptığımız zaman bunların hepsini anlıyor. Yani şimdi biliyorsun çok ünlü bir Amerikan anket kuruluşu var. Bu arada son 1,5 dakikaymış. Tamam. Şeyden bu tarafa 2003 yılından bu tarafa yapılan bütün anketlerde bugün de dahil 15 Temmuz 2016 öncesi de dahil, sonrası da dahil dünyada anti-Amerikancılığın en yüksek olduğu yer Türkiye. Türk milleti çok açık bir şekilde tehdidin nereden geldiğini görüyor, yaşıyor. Zaten biz işte son 30 yıldır neyle mücadele ediyoruz? Biz burada anlatıyoruz ama sadece anlatmıyoruz. İnsanlar o Amerika'nın arkasında olduğu PKK terörü nedeniyle evlatlarını kaybediyor. Evet. Bunu yaşıyoruz biz. Şimdi yayından önce biz değerli izleyenler gündem toplantısını, yani burada ne konuşacağımızı konuşurken bir başlık ben gündeme getirdim. Fikret Bey de şöyle dedi, ya bu sefer de Kılıçdaroğlu'nu konuşmayalım dedi. Bence bugün o yüzden böyle bu kadar uzattı, Kılıçdaroğlu'nu konuşmuyoruz. Her hafta Kılıçdaroğlu'nu konuşuyorduk. Sayın Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği'ne bir taahhütte bulunuyor. Ben bunu bir cümleyle söyleyeyim. Terörle mücadele kanununun uluslararası hukuk kuralları gereğince yapılacağını söylüyor. Ve bir yumuşatma. Orada Sayın Süleyman Soylu çok sert bir tepki gösterdi. Bu PKK-PYD koridorunu, yani terör Amerikan koridorunu kabul etmek anlamına geleceğini işaret etti. Ve orada belli başlı bazı başlıklar saydı. Kılıçdaroğlu'nu konuşmadık bu hafta. Şimdi programı ben noktalayacağım. Dediğiniz oldu. Öyle bir espriyle de bitirmiş olalım. Olalım. Yani yüzümüz biraz asık bizim. En azından yüzümüzü güldürelim diye böyle bir şey yaptım yani. Sunum yaptım, öyle belirteyim. Bazen de niye bu kadar gülüyor falan gibi yorumlar görüyorum. Şeyde, YouTube'da öyle yazıyorlar. Yani gülünmeyecek durumda gülüyorlar falan doğru, gibi. Doğru. Ya dünya iyiye gidiyor. Biz ondan gidiyoruz değerli izleyenler. Yani evet. Türkiye ne kadar çok zorluklarla karşılaşsa da iyiye gittiğimizi görüyoruz. İyi olacak diyoruz. İyi olmasını da istiyoruz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sözü şimdi Sinan Fıstıkoğlu'na bırakıyoruz. Fikir Meydanı programıyla karşınıza gelecek. Konuklarıyla birlikte olacak. Söz yeniden, söz İstanbul'da. Söz yeniden sizde değerli izleyenler. Teşekkürler Ankara. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel pasınız için. Geçmiş olsun. Bize iyi yayınlar. Bugün 6 Haziran 2022 günlerden pazartesi. Türkiye yeni haftaya çok yoğun bir gündemle başladı. Beştepe'de bugün Bakanlar Kurulu toplantısı vardı. Toplantının ardından açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan memurun yaklaşık 5.3 milyon kamu görevlisinin merakla beklediği ek gösterge müjdesini verdi. Erdoğan'ın gündeminde enflasyon ve faiz de vardı. Çok önemli açıklamalar yaptı. Programımıza bu başlıkla başlayacağız efendim ve tabii ilerleyen bölümlerde Türkiye'nin gündemindeki diğer siyasi meseleleri konuşuyor olacağız konuklarımızla. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kızılcahamam'da dün yaptığı konuşma çok önemliydi. Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi. Altılı masayı hedef alarak kuklalar benzetmesini yaptı ve bizim savaşımız sizinle değil ağababalarınızla dedi. Peki Sayın Cumhurbaşkanı bu sözleri neden sarf etti? Nasıl bir karşılık geldi ya da geldi mi yine konuşuyor olacağız. Tabii Türkiye'nin gözünün kulağının çevrili olduğu bir nokta
Tel Rifat ve Münbiç. Geçtiğimiz hafta, bir önceki hafta yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Sayın Cumhurbaşkanı 5. sınır ötesi harekatın sinyalini vermişti. Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra da noktaları Tel Rifat ve Münbiç olarak açıklamıştı. Operasyonda geri sayım sürüyor. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Peki ne aşamadayız? Operasyon ne zaman başlayacak? Ayrıntıları konuşacağız. Yaklaşık 4 saat beraber olacağız efendim. Bugün kimlerle konuşacağız? Uzak bağlantıda karşımda Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı, Emekli Kor General Sayın İsmail Hakkı Pekin var. Sayın Pekin, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar olsun efendim hepimize. Ve siyaset bilimci, doçent doktor Ali Fuat Gökçe de yine uzak bağlantıda hazır. Diğer isim. Sayın Gökçe, size de iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Hepimize iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim katılımınız için. Hukukçu Erdem Cömert, Ankara'da mısınız? Sayın Cömert, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Sinan Hanım. İyi yayınlar. Bir hukukçu da İstanbul stüdyoda, avukat Sinan Cevriz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben beni yalnız bırakmanız, yoksa ben bugün stüdyoda yalnız olacaktım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, hepimize iyi yayınlar olsun. Su küçüğün, söz büyüğün diyerek Sayın Pekin'le başlayalım. Sayın Pekin, sizinle başlamak istiyorum. Şimdi bugün Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklama Sayın Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Çok önemli açıklamalar yaptı. Tabii ki Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek operasyonu birazdan konuşacağız ama 5.3 milyon kamu görevlisinin merakla beklediği haber geldi. 600 puan arttırdık, yükselttik dedi Sayın Cumhurbaşkanı ek göstergeyle ilgili. Ve ardından da faizle enflasyonla ilgili de yine önemli açıklamalar yaptı. Biraz satır başlarını vereyim arzu ederseniz ki dinleyememiş izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne dediğinin şöyle bir üzerinden geçelim. Sayın Cumhurbaşkanı kamu çalışanları lehine tüm memurlara 600 puanlık artış yapıyoruz dedi. Bu yaklaşık 5.3 milyona tekabül eden bir rakamı kapsıyor. Faiz de gündemindeydi Sayın Cumhurbaşkanı ve tabii enflasyon da aynı şekilde. Kararlı bir program ilan eder gibiydi Sayın Cumhurbaşkanı. Dedi ki sorun enflasyon değil, hayat pahalılığı dedi. Önemli bir vurguydu. Faizleri yükselterek ülkeyi emperyalist mandacılara teslim etmeyeceğiz dedi. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan emperyalist faiz düzenini biz bir kenara bıraktık. Faizi düşürmeye devam edeceğiz. Kimse bizden şunu beklemesin. Biz faiz yükseltmeyeceğiz. Hatta düşürmeye devam edeceğiz dedi. Ne dersiniz? Kararlı ve net bir ekonomik program olarak mı gördünüz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın sorunumuz enflasyon değil aslında hayat pahalılığı açıklamasını nasıl değerlendirmek istersiniz? Sayın Pekin, buyursunlar. Yani şimdi şunu söyleyeyim tabii. Ben tüm kamu çalışanları, tüm memurların toplam 5.3 milyon civarındaki memur hayırlı olsun diyorum. Gerçekten önemli bir eksiklikti bu. Bütün memurlar tarafından dile getiriliyordu. Ve bir de eşitlik sağlandı herhalde böylece. Bütün küçük büyük demeden herkese böyle bir imkan sağlandı. Dolayısıyla bu sadece şeye değil tabii. Sadece ücretlere değil. Ücretlerle beraber emekli olacaklar da emekli ikramiyelerini buna göre alacaklar. Yani buradan da bir ilave şey var. Ben hayırlı olsun diyorum. Yani bu ortamda, hayat pahalı ortamında, fiyatların arttığı bir ortamda dar gelirler için, sabit gelirler için çok önemli bir, özellikle memurlar için çok önemli bir konu olduğunu değerlendiriyorum. Önemli bir aşamanın geçildiğini değerlendiriyorum. Öncelikle tabii Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim konuyla ilgili memurlar adına en azından öyle söylüyorum. Ben tabii diğer konu faiz konusu, enflasyon konusu, yani faiz enflasyon hayat pahalı konusu. Yani enflasyon bütün dünyada dert. Bunu düşürmenin kuralları da belli. Enflasyon nasıl düşer, ne olur, nereden çıkıyor bu iş diye baktığımızda. Ve bunun bir kısmı kur artışlarından kaynaklanıyor, öyle söyleyelim. Kur artışları ister istemez yani Türk lirasının değer kaybettiği zamanlarda ister istemez enflasyon yükseliyor. Yani normalde bizim Türkiye'de olan enflasyonun üzerine bir de kur artışlarından kaynaklanan maliyet enflasyonu da eklenince önemli bir durum ortaya çıkıyor.
Bunun kuralları da belli. Yani bunu faiz, enflasyon, yani ideolojik olarak bakmamak gerekiyor. Yani ideolojik olarak baktığımız zaman evet, Sayın Cumhurbaşkanı faize karşı. Tamam. Ama faizlerin düşürülmesi, durdurulmasının Türk ekonomisine ne kadar büyük bir zarar verdiğini de görüyoruz. Gözlerimizle de gördük bunu. Yani bir anda kurun yükseldiğini, enflasyonun yükseldiğini gördük. Böyle bir ortamda tabii evet kararlı gibi gözüküyor. Kararlı gözüküyor. Doğru. Kararlı olması gerekiyor. Yani o kararlı olmasa zaten hiç kimse kararlı olmaz. Yani mutlaka lider olarak bunu yapması gerekiyor. Ama bana göre bu konuda yani faizlerin hayat pahalılığı, enflasyon aynı şey midir? Aynı şey. Yani şimdi hayat pahalılığı insanların alım gücünün düşmesi demek. Alım yani enflasyon da öyle. Enflasyon da insanların alım gücünü düşürüyor. Yani hayat pahalılığıyla belki ufak tefek farklar olabilir enflasyonun. Yani enflasyonun baskılar her zaman hayat pahalılığını etkilemez diye düşünüyorlar ama bütün dünyaya baktığımız zaman Amerika dahil her yer bizim kadar olmasa da yani orada da %10, %7, %6 enflasyon var. Ve bu enflasyon insanların kazançlarını ister istemez eritiyor. Alabildiklerini eritiyor. Ellerindeki paranın alım gücünü azaltıyor. Bence hayat pahalılığıyla enflasyon arasında, yani bizde enflasyon yok, hayat pahalılığı var konusunu iktisatçılara bir daha sormak lazım. İşi bu alanlara sormak lazım. Bence birbirine yakın iki ifade bunlar. Belki tıpatıp yani birebir aynı olmayabilir, aynı şeye geçmeyebilir. Hayat pahalılığının belki psikolojik sebepleri de vardır. Psikolojik sebepleri vardır, işte şey vardır, kara borsa vardır, diğer konular vardır. Onlar da etkiler hayat pahalılığını. Enflasyon biraz daha farklı bir şey bunlarla ilgili. Ama sonuçta enflasyonu düşürmeden hayat pahalılığını da düşürmeniz çok zor. Onu söyleyeyim. Faizlerin yükseltilmesi konusuna gelince yani eğer ekonomi kuralları, ekonomi bilimi yani ekonomi bilimi derken tabii ki şeyden bahsediyorum. Kapitalist ekonomi bilimi şeyinden bahsediyorum. Kapitalist ekonomi sisteminden bahsediyorum. Zaten şu anda dünyada herhalde kapitalist ekonomi sistemini uygulamayan ülke yok gibi. Yani bir Küba var. O da biraz farklı. Ama bütün ülkeler, Çin dahil, Rusya dahil herkes kapitalist ekonomi sistemi uyguluyor. Ve dolayısıyla da kapitalist ekonomi sisteminin, yani Adam Smith'te başlayan ekonomi sisteminin kuralları neye gerektiriyorsa onu yapıyorlar. Onu yapmak durumdalar. Faizlerin yükseltilmesi gerekiyor. Yükseltilecek ama faizleri yükseltmeme inadı bu düzgün bir şey. Niye düzgün bir şey? Çünkü faizleri yükselttiğiniz zaman enflasyon da yükseliyor ister istemez. Bu arada faizleri yükselttiğiniz zaman kredileri, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle ya da Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın ifadesiyle bunları yükselttiğiniz zaman faizleri bu sefer kredi kullandıramıyorsunuz. Yatırım yapılamıyor. Yatırım için ya da bankaların verdiği o krediyle yatırım yapmak hayal haline geliyor. Ve sonuç olarak da ülkedeki büyüme düşüyor. Ülkenin büyümesi, ülke küçülüyor. Büyümesi, ekonomi küçülüyor. Yani faizleri arttırmanın bu zararı var. Ama bir denge kurulabilir. Yani faiz enflasyon dengesi kurulabilir. Faiz enflasyon ve yatırım dengesi. Zaten bu sanırım bundan bir yıl evvel açıklanan programda da bunlar açık açık vardı. Yani biz işte yatırımları teşvik edeceğiz. Bu arada istihdam sağlayacağız. Bu istihdamla birlikte işsiz sayısını azaltacağız, yatırımları artıracağız gibi şeyler vardı. Aynı program devam ediyor. Ama yine de söyleyeyim, yani şeyin dışına, ekonomi biliminin dışına çıkmak bizi her zaman sorunlu hale getirebilir. Çünkü bizim elimizde çok fazla şey yok. Yani halkımız var çalışan. Yani siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani, kararlılığını biraz da ekonomi biliminin dışına çıkmak ya da şartları zorlamak olarak mı? Evet, yani faiz konusunda Sayın Cumhurbaşkanı çok fazla şey yapıyor. Çok fazla tutucu davranıyor. Öyle söyleyeyim. Yani diyor ki yani olabilir tabii. Yani bu ideolojik olarak olabilir. Yani bunda bir şey yok. Öyle davranıyor. Öyledir. Ama sonuçta bu inat ya da bu şey tutucu
tutarlılık, tutucu davranış şeyi etkileyebilir. Enflasyonu tetikleyebilir. Bu sefer enflasyon yükseldikçe siz buna çare bulmak durumundasınız. O ister istemez hayat pahalılığını tetikler. İnsanların cebindeki parayı aşındırır, alım gücünü aşındırır. Ve dolayısıyla yani hayat pahalılığıyla mücadele etmek için enflasyonla da mücadele etmek gerekiyor. Enflasyonla mücadele etmek için herhalde faizlere bakalım. Keşke bizim petrolümüz olsa, doğal gazımız olsa, her şeyimiz dışarıdan alıyoruz. Enerjimizi vesairemiz falan. Gücümüz var. Bütün gücümüzle çalışıyoruz. Çok büyük bir ekonomimiz var. Gerçekten yaban atılmayacak çok büyük bir ekonomimiz var. Bunu da söylememiz lazım. Ama bir şekilde insanlar da bu son şeyden dolayı özellikle ne diyelim bu pandemiden sonra pandeminin de etkisiyle çok bozulan bir şey var, ekonomi var. Bunun şeyi de bozuldu. Ekonominin gidişatı da bozuldu. Ve bu tabii bütün Türkiye'yi, bütün dünyayı etkiliyor. Türkiye'yi de etkiliyor. O zaman da ister istemez Türkiye de etkileniyor ve ne duruma geldik? Bir baktık faizler anormal yükseldi. Enflasyon yükseldi. Ya düzeltiyorum. Faizler, birçok ülke faizlerini mecburen yükseltmek durumunda kaldı. Hele bu şeye bakmamız lazım. Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırımını yani %5 arttırdı galiba. 0.5 miydi? O civarda %50 civarında herhalde arttırdı. Bu tabii nasıl etkiledi şeyi? İster istemez bölgedeki herkes şunu yaptı. Bölgedeki paranın, doların, dövizin Amerika'ya akacağını, Amerikan tahvillerine akacağını ve dolayısıyla dolar bulmanın zor olduğunu, yani döviz bulmanın ya da doları şunun için söylüyoruz, şey para olduğu için, rezerv para olduğu için onun zor olduğunu ve bu paranın az gelişmiş ülkelerden ya da gelişmemiş ülkelerden şeye doğru kaydığını, Amerika'ya doğru kaydığını görüyoruz. Böyle bir sıkıntı da var. Yani şimdi tabii şimdiye kadar belli bir şekilde bu konu bir şekilde swaplarla diğer konuları idare edildi ama bundan sonra nasıl olur? Biz ne kadar çok etkilenebiliriz ona bakmamız lazım ile ilgili. Yani ben şunu söylemek istiyorum kısaca. Türkiye'de tamam birçok şeye karşı olabilirsiniz. Birçok şeyi yeniden düzenleyebilirsiniz. Ama ekonomi diye bir bilim var. Ekonomi bilimi var. Ekonomi biliminin unsurlarına, oradaki üstadların çalışmalarına saygı göstermek ve onları dinlemek durumundayız. Peki. Yani Sayın Cumhurbaşkanı karar verirken, kardeşim siz yanlış düşünüyorsunuz, ben böyle istiyorum der. Kararlarının şeyinde, makamında o. Ona göre de karar verir. Yani bu konuda da itiraz edecek, bundan ne yapacak kimsenin aklı yok. Bütün herkes o kararı uygulamak durumunda, uygular. Ama sonucunu hep birlikte çekeceğiz. Hep birlikte çekeceğiz. Yani hayat pahalı olarak, enflasyon olarak, dolardaki artış olarak. Ben zor bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Hatta bunu da açık açık söylemek lazım. Yani bütün dünya enflasyonla uğraşıyor. Bütün dünyada bir şey zinciri, tedarik zincirinde kırılmalar olmuş. Bazı konularda 200 sene daha bunun devam edeceğini, o tedarik zincirindeki o kırılmanın tamir edilmesinin çok zor olduğu. 200 sene devam edecek. Bu mesela mikroçiplerden diğer konulara kadar, tahıla kadar, diğer unsurlara kadar çok önemli bir sıkıntılı anlar yaşıyoruz. Bunu aslında peki. Tabii Türkiye'de seçim de var. Seçim olduğu için siyaset tabii daha dikkatli hareket etmek durumunda. Çünkü halk oy vermezse iktidara gelemezsiniz. Yani seçimi kaybedersiniz. Dolayısıyla bu da var. Bu anormal bir şey de değil. Yani gayet doğal bir şey. Seçim kazanmak için bir takım şeylerin yapılması. Ama bunu çıkıp insanlara anlatmamız gerekiyor. Anlatılması gerekiyor. Peki yani çok teşekkür ediyorum. Bir buçuk sene daha sıkıntı çekerler. Şu olacak, böyle olacak da anlatmamız gerekiyor. Evet. Peki ilk tur için çok teşekkür ediyorum. Tekrar geleceğim size. Sayın Gökçe, Sayın Pekin'i de dinlediniz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması, ekonomi ve faiz vurgusu, enflasyon vurgusu çizdiği programdaki kararlılığı mı gösterdi? Yoksa Sayın Pekin'in de işaret ettiği bazı ekonomi bilimine ters düşen ısrarları
belirtmek ister misiniz? Size göre Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomi programındaki kararlılığı doğru bir kararlılık mı, yoksa zaman zaman ekonomi bilimiyle çelişen işte kesinlikle bu iktidar olarak faizi yükseltmeyeceğiz ısrarı zaman zaman sekteye uğrayabilir mi ya da sıkıntılara yol açabilir mi? Nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ediyorum Sinem Hanım. Şimdi ben öncelikle 3600 göstergeyi alan memurlarımızı kutluyorum. Güzel bir gelişme. Hem çalışma hayatlarında hem de emeklilik hayatlarında büyük bir destek olacak onlara. Bu beklenen bir şeydi. Yani sadece birkaç meslek grubundan ziyade bu konudaki tüm memurlara, mağdur olan memurlara bu şekilde yapılması da oldukça isabetli oldu diye düşünüyorum. Şimdi ben bir siyaset bilimci olarak ekonomideki bu enflasyon, sebep-sonuç ilişkisi, makro ya da mikro ilişkiler, inanın sayın komutanım bilir. Bir zamanlar muhtemetler vardı, maaşları gider alır gelirlerdi, bize teslim ederlerdi. Biz sadece harcardık, bankaya da gitmezdik. Şimdi bankaya yatıyor, parayı göremiyoruz. Dolayısıyla bu durumda insanların şu ortamda, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yani oldukça düştü alım gücü. Bununla ilgili olarak hem Rusya-Ukrayna savaşı hem pandeminin etkileri dünya ekonomilerini olumsuz yönde etkiledi. Bundan da Türkiye'de etkilendi. Kırılgan ekonomiler daha fazla etkilendi. Dolayısıyla buna bir çare bulunması lazım. Mutlaka bir şekilde bir çare bulunması lazım. Biraz önce dediğim gibi konuşmanın başında da yani bir ben iktisatçı olmadığım için, ekonomist olmadığım için bir model önerme ya da bir şekilde bu konuda teknik, mikro ya da makro seviyede yorum yapma imkanı sahip değilim. Ama bir siyaset bilimci olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ekonomideki gelişmeler siyaseti etkiler. O noktadan değerlendirmenizi rica ediyorum zaten. Hiçbirimiz ekonomist değiliz tabii. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'ndan sonra ekonomiyi dolayısıyla vatandaşı çok yakından ilgilendiren açıklamalar yapınca ister istemez gündemimizi aldık. Çünkü önümüz seçim ve biliyoruz ki bu seçimi en çok etkileyecek faktörlerin başında ekonomi geliyor. O yüzden de vatandaşı ilgilendiren bir durum olduğu için siz siyaset bilimci olarak o açıdan bakabilirsiniz tabii. Tabii. Şimdi siyasetçilerin ekonomi konusunda almış olduğu kararlar ya da herhangi bir konuda almış olduğu kararlar da ekonomiyi doğrudan etkileyecektir. Yani bunların birbirleriyle ilişkisi oldukça yakındır, girip bir ilişkisi vardır. Dolayısıyla şimdi siyasetçilerin bunun şu ya da bu şekilde almış olduğu iktisadi bir karar, ekonomik bir karar, eğer ekonomide olumsuzluk yaratırsa, ters yönde bir etki yaratırsa, halkın refah düzeyini düşürürse, İnanın bana ideoloji ikinci planda kalıyor. İnsanlar cebine giren paraya bakıyor. İnsanlar doyup doymadığına bakıyor, geçinip geçinmediğine bakıyor. Şimdi böyle olunca da bu da siyaseti de yansıyor. Yani sizin siyasetten almış olduğunuz kararların ekonomiyi kötüleştirmesi insanlar olumsuz yönde etkiliyor ve bu da ilk seçimlerde buna tepki veriyor. Bunun örnekleri geçmişte var. Yani işte Bülent Ecevit hükümeti vardı. %30'lardaydı sanırım oy oranı, %2'lere düştü. Dolayısıyla bununla ilgili çok acı örnekler var. Dünya siyasi tarihinde de örnekler var. Aynı zamanda ekonomideki gelişmeler de birdenbire de mevcut iktidarları ya da işte muhalefeti kimse daha üst seviyelere taşıyabiliyor. Dolayısıyla bir an önce halkın refah düzeyini artırıcı tedbirlerin alınması gerekiyor. Peki hem o yani zaman şöyle sorayım mı size soruyu hocam? Kıymetli hocam şöyle sorayım mı? Madem o zaman diyorsunuz ki mevcut bir iktidarı iktidarda tutacak ya da o iktidardan aşağı çekecek şey ekonomik konjonktürdür. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu anlamda attığı veya atmaya başladığı adımları nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorayım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı şu anda atmış olduğu adımlar ya da ekonomideki izlemiş olduğu politikanın ekonomiyi düzelteceğine inanıyor. Ve bu konuda da ısrarlı. İşte bunu da bekleyip göreceğiz. Onu demek istiyorum. Yani bakalım neler olacak. Dolayısıyla ve bunun da sonucuna, olumlu ya da olumsuz sonucuna karar verici bir makam olarak kendisi buna bir şekilde eğer çıkarsa bu izlediği politika bizi düzlüğe çıkarırsa, cebimizi doldurursa inanın bu siyasete yansıyacaktır.
İlk seçimlerde kendisi yüksek oy alacaktır. Daha da fazlasını alabilir aldığı oyu. Ancak şu da bir gerçek ki eğer olumsuz yönde bir ters etki yaratırsa da izlenen politika zaten seçimlere az bir zaman kaldı. O da sandığa olumsuz yönde yansıma ihtimali oldukça yüksektir. Biraz önce dediğim gibi insanlar mutlaka akşam evine ekmek götürüp götürememe derdinde bu konuda düşünüyorlar. Acaba nasıl geçineceğiz? Ev işte bütün her yerde olduğu gibi Gaziantep'te de ev kiraları oldukça yüksek. İnsanlar bu konuda muzdarip. Bu sandığa yansıyacak. Sayın Cumhurbaşkanı şu andaki izlediği politikanın doğru olduğuna inanıyor. Onu da izlediği mutlaka bir politika izlenecek. Şu ya da bu şekilde. Dediğim gibi faizler nasıl etki eder ya da etki etmez mi, olumlu olur mu, olmaz mı? Bunlar tamamen makro konular. Ama biz de bekleyip göreceğiz bir vatandaş olarak. Sabırla da bekliyoruz düzelmesi için. Peki teşekkür ediyorum hocam İktör için. Sayın Cömert tekrar hoş geldiniz. Sizin de bu anlamda bir görüşünüzü alayım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı kararlı bir ekonomik program ortaya koymaya çalışıyor ama bir yandan da acaba bu işte tırnak içinde ters teper mi diye de acaba sorun çıkar mı ve çıkarsa bu ekonomik programda elbette ki bu netice yani seçime yani sandığa yansır diyen ciddi bir de kitle var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz konusundaki emperyalist düzene teslim etmeyeceğiz bu ülkeyi açıklamasını? Nasıl okuyorsunuz? Şimdi Cumhurbaşkanı kararlı, orası anlaşılıyor ama bu ekonomi programı kendi içinde tutarlı mı acaba? Orası tutarlı çok... mı? Tutarlı değil.